bak. Tabii ki de ben yapacağım. Göreceğiz bakalım. Tarık, hadi bakalım arkadaşlar. Şibili top 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 tuvaletimizi yapmaya başlayalım. Bu arada canım ailem, benim şibili top tuvaletim Tarık'inden kesinlikle daha iyi olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben yapı kapışmalarında çok iyiyim. Evet, ancak kopya çekersin. Ne kopyası Tarık ya? Sen kopya çekiyorsun. Hayır, sen çekiyorsun. Tarık bana kopyacı diye suç atıyor arkadaşlar ama kendisi kopya çekiyor. Evet canım ailem, neredeyse tuvaletin dışını tamamladım arkadaşlar. Bu arada tuvaleti yapmakla kalmayacağız sadece. Üstüne arkadaşlar şibili top 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 yapacağız ve bu arkadaşlar şibili top 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 tuvaletin heykelin içine arkadaşlar kendi evimizi oluşturacağız arkadaşlar. Sadece yani bu heykeli yapmakla kalmayacağız. Evet, neredeyse benzeri Ferit ailesi. Böyle biraz daha kalın yapalım arkadaşlar. Burası biraz daha kalın olacak. Tamamdır Ferit ailesi. Mükemmel oldu. Şimdi tuvaletin arkasını yapıyoruz Ferit ailesi. Hemen arkadaşlar tuvaletin şöyle arkasını yapalım. Uf, benim şibili top 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 tuvaletim mükemmel oldu. O sözden benimkine bak. Benimki süper oldu. Ya Tarık'cığım, ama da bulut, ama sen bu tuvaleti yapmayı unut yani kardeşim. En iyi ben yaptım. Görürsün. Arkadaşlar Tarık benimle hala yapı kapışmasına giriyor. Tarık ya, sen benimle yapı kapışmasına girmen için 40 fırın ekmek yemen lazım. Anlayamadım bir türlü. Tamamdır arkadaşlar, tuvalet bitti neredeyse. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel oldu. Şimdi tuvaletin üst tarafını da yapacağız arkadaşlar. Bakın burada düğmeler var abi. Sifon tarafını da yapacağız. Hemen arkadaşlar sifonu çekme yeri de yapalım. Şimdi dom dom dom. Yes yes yes. W yes. Tarık ne diyorsun? Şimdi dom şarkısı söyledim. Tarık neden durduk yere böyle bir şey yaptın? Çünkü canım istedi. Tarık ne kadar komiksin ya. Arkadaşlar Tarık durduk yere bir anda şimdi dom 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 şarkısı söyledi. Çok komikti. Tamamdır canım ailem, mükemmel oldu. Şimdi arkadaşlar tuvaletin iç tarafını yapacağız abi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu tuvalet sadece tuvalet olmayacak. Şibili top tuvalet olmayacak. Aynı zamanda arkadaşlar bizim evimiz olacak abi. Bunun içine bildiğiniz ev yapacağız. Hadi bakalım abi, şöyle boşluk bırakalım. Tamamdır arkadaşlar, buraya çok güzel evler yaparız. Burayı da aynı şekilde arkadaşlar boşluk bırakıyoruz. Bakalım bir sıkıntı var mı? Of abi, yok yanlış oldu, dur. Burayı arkadaşlar düz yapacağız. Bakın şimdi buraya nasıl bir çözüm bulacağım, izleyin Ferit ailesi. Burayı düz yapacağız. Daha sonra arkadaşlar buraya böyle tam ortasına su koyacağız. Ama bu suyun altına arkadaşlar böyle tabelalar koyacağız arkadaşlar. Şöyle tabelalarımızı koyalım. Bu tabelalar sayesinde Ferit ailesi suyun eve girmesine engel olacağız. Tamamdır canım ailem, neredeyse bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar artık su... Allah, ne oluyor abi, dur yanlış oldu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar artık su evimize girmiyor ve evimiz böyle sudan güvenli bir hale geldi. Burası evin birinci kısmı olacak arkadaşlar. Burası da arkadaşlar bakın sifon kısmı. Buraya da ev yapacağız. Altına da ev yapacağız. Daha sonra arkadaşlar buraya yapacağımız şibili top heykele de ev yapacağız. İzleyin şimdi. Şöyle arkadaşlar şibili top adamın boynunu yapalım arkadaşlar. Bu boyun şibili top adama ait. Oo, ben mükemmel yaptım. Tarık ya, kendi kendine konuşmaya bir kez kardeşim ya. Mükemmel yaptıysan yaptın. Beni ne ilgilendiriyor yani? Yaptıysan yaptın. Ya sinirlendin mi? Hayır, sinirlenmedim Tarık ama boş boş konuşma kardeşim. Biz de şu anda mükemmel yapıyoruz. Mükemmel yapmış olabilirsin. Tamam, yaptım işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamamdır arkadaşlar. Ben bu arada Ferit ailesi kendi şibili dopumu yapacağım. Evet, yanlış duymadınız. Bildiğiniz kendi şibili dop heykelimi yapıyorum Ferit ailesi. Bu şibili dop heykeli arkadaşlar benden oluşuyor. Kendi kafamı koyacağım yani arkadaşlar. Onu demek istedim. Ve tamamdır canım ailem. Bakın mükemmel oldu. Ben neredeyse tamamladım. Hatta bitti arkadaşlar. Daha da bir şey yapamam yani buna. Hemen arkadaşlar boyun kısmını düzelteceğim. Boyun kısmı birazcık garip durmuş arkadaşlar. Benim boynum bu kadar kalın değil. Bakayım böyle oldu mu? Tamam abi, böyle daha güzel oldu. Süper oldu. Şimdi arkadaşlar buraya bildiğiniz kafa evi yapacağız arkadaşlar. Burası benim kafa evim olacak. Tabii ki de tuvaletin için arkadaşlar buradan bir giriş yapmam lazım abi. Buradan aşağı doğru merdiven de yapacağım. Orası ayrı konu. Böyle arkadaşlar aşağıya doğru merdiven de yapalım. Tamamdır canım ailem. Bu merdiven böyle ta aşağı doğru inecek ve altıdaki eve inecek arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada da ev var. Tamamdır canım ailem, mükemmel oldu. Şimdi kafa evini dekorasyon etmeye başlayalım arkadaşlar. Buraya mesela ne koyalım? Ben ilk önce arkadaşlar gözlerimi cama çevireceğim arkadaşlar. Gözlerim bildiğiniz cam olacak. Şöyle arkadaşlar cam yapalım. Bakın dışarısı böyle görünüyor ve çok güzel bir manzara oldu. Buraya bir tane yatak koyacağım. Yatağın yanına arkadaşlar ufak bir dolap. Daha sonra çalar saat. Onun da yanına arkadaşlar gardırop koyacağım. Gardırobumda da kıyafetlerim olacak. Evet, biliyorsunuz ki arkadaşlar ben bilgisayarım olmadan yapamam. Hemen arkadaşlar şuraya laptopumuzu koyduk. Sandalyemizi, saatimizi arkadaşlar. Daha sonra böyle arkadaşlar planlarımızı yaptığımız tahtayı da koyduk. Hemen laptopumun yanına arkadaşlar
arkadaşlar 100 yıl önce aldım ve hiçbir zaman bir sayfasını okumadığım kitabı koyacağım. Bu kitabı hiç okumadım ben arkadaşlar. Hep yıllardır tutuyorum envanterimde. Şurası birazcık boş geldi bana arkadaşlar. Buraya bir tane böyle televizyon takımı koyacağım. Arada bir böyle arkadaşlar bilgisayarda canım sıkıldı atıyorum. Buradan böyle sola bakarım televizyon seyrederim. Yatağıma giderim televizyon seyrederim. Bence mükemmel oldu. Şöyle son bir kez daha alıkoyalım Ferit ailesi. Tamamdır cillop gibi oldu. Şimdi aşağıyı dekore edebiliriz. Bence senin şimdi top top tuvaletin ve şimdi top top evin çok kötü oldu. Tarık bunu nereden uyduruyorsun kardeşim? Hani sanki benim evimi gördün mü de şu anda uyduruyorsun? Görmeme gerek yok. Sen zaten kötü ev yapıyorsun. Tarık ne kadar ön yargılısın be kardeşim. Ne kadar ön yargılısın ya. Senin yendiğim günleri ne çabuk unuttun. Sen mi beni yendin? Hangi yapı kavuşmasında? Söyle. Tarık yani bütün yapı kavuşmalarında seni yeniyorum. Ferdit ailesi de buna şahit, öyle değil mi arkadaşlar? Tarık'ın hiç yenmediğim bir yapı kavuşması var mı, siz söyleyin. Evet. Hep kopya çekiyorsun ve hile yapıyorsun. Hayır Tarık, ben kopyacı ve hileci değilim kardeşim. Gayet de elim emeğimle arkadaşlar, göz nurumla bu yarışmaları kazanıyorum. Sen öyle zannet. Allah Allah, Tarık beni boş yere suçluyor arkadaşlar ya. Tam bir arkadaşlar suçlayıcı. Beni boş yere suçluyor. Neyse arkadaşlar, Tarık konuşa dursun. Biz hemen arkadaşlar buraya güzel bir mutfak yaptık arkadaşlar. Mutfağımız bakın şekil oldu ve çok güzel oldu arkadaşlar. Tada! Masamızın üzerine arkadaşlar şöyle çorba koyalım. Ekmek koyalım Ferit ailesi. Daha sonra böyle hot dog koyalım. Pasta koyalım. Pasta çok lezzetli. Kahvaltılıkla koyalım arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar meyve tabağı koyalım. Meyve tabağı biliyorsunuz ki benim en sevdiğim yemek. Ha bir de buraya ne lazım arkadaşlar? Tabii ki de aile masası. Böyle ailecek bir şekilde kahvaltı yapabileceğimiz, beraber yemek yiyebileceğimiz bir masa lazım arkadaşlar. Onda ne yapsam abi, hangi masayı koysam? Tamamdır arkadaşlar. Kırmızı bir masa koyacağım. Böyle mavi koltuklar koyacağım. Of süper oldu bence Ferit ailesi. Muhteşem. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yaz ayındayız. Yaz ayında olduğumuz için Ferit ailesi şöyle klima koyacağım. Bu arada bu klimadan arkadaşlar kendi odama da koyacağım. Tamamdır canım ailem. Bir de arkadaşlar radyatörü koyacağım. Hani kış ayları için arkadaşlar. Çünkü kış aylarında da çok soğuk oluyor hava. Soğuk olduğu için de Ferit ailesi radyatöre ihtiyacımız olabilir. Hemen arkadaşlar şuraya da radyatör, yani kalorifer koyalım. Tamamdır canım ailem. Burası neredeyse tamamlandı. Yani bu evimiz tamamlandı. Şimdi arkadaşlar diğer evimizi tamamlamaya geçiyoruz arkadaşlar. Evimizin diğer bir katı arkadaşlar. Burası sifon yeri. Ben burayı tek katlı yapmayabilirim. Böyle 2-3 katlı bir şey yapabilirim Ferit ailesi. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Burası yani tek katlı yaparsam harcamış olurum. Ama ilk önce burayı tasarlamadan önce arkadaşlar şurası birazcık boş kaldı gibi. Ben burayı bir tasarlayacağım. Şöyle arkadaşlar kitaplık koydum dekoratif olsun diye. Bir de arkadaşlar akvaryum koyacağım. Tada! Bence mükemmel oldu Ferit ailesi. Birazcık şurası da boş kaldı. Burayı da arkadaşlar kitaplıklarla dolduruyorum. Tamamdır. Burası tamamlandı gibi Ferit ailesi. Buraya artık daha da bir şey yapmamıza gerek yok. Daha da bir şey yapamayız zaten abi. Yer kalmadı. Hemen arkadaşlar şöyle bir halı koyalım buraya. Daha da fazla bir şey yapmayalım. Burayı bırakalım, yeterli. Şimdi burayı yapacağım arkadaşlar. Bakın böyle burayı tahtayla değiştirdim. Burayı tam 3 katlı yapacağım arkadaşlar. Bakın bu en üst kat. Sonra arkadaşlar orta kat. Orta katı da yapalım şöyle. Ve burası da arkadaşlar en alt kat. Hatta şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde katlar arasındaki merdiven bağlantısını da oluşturalım. Bir şey diyeceğim. Ne oldu Tarık efendim, ne diyeceksin? Şaka yaptım demeyeceğim. Tarık neden de trollüyorsun beni? Öyle trolleyesim geldi. Allah Allah. Arkadaşlar Tarık ne kadar komik ya. Ne, bir şey diyeceğim diyor. Sonra bir şey demeyeceğim diyor. Neyse arkadaşlar burayı müzik odası yapacağım arkadaşlar. Şuraya bir tane org koydum. Hemen arkadaşlar şuraya bir tane akustik gitar koyacağım. Hemen arkadaşlar buraya grand piyano koyacağım. Sonra buraya da arkadaşlar yanına sığdırabilirsem bateri. Of süper oldu müzik odamız. Tamamdır. Aslında şuraya harp da koyabilirim abi. Harp koyabilir miyim? Tamam oldu. Harp da sığdı Ferit ailesi. Ama şuraya doğru yapıştırırsam aslında tamamdır. Mükemmel. Bunun bir üst katı arkadaşlar stüdyo olacak. Evet, bir yanlış duymadınız. Bildiğiniz stüdyo yapacağım arkadaşlar. Şuraya şöyle yeşil ekranımızı koyalım. Tamamdır canım ailem. Video kameramızı da koyuyoruz. Bakın arkadaşlar sizin için burada haber sunma yeri yaptım. Evet merhaba, ben haber spikeri Ferit. Bugün hava yağışlı, biraz da yağmurlu, biraz da şimşekli. Haberiniz olsun, dikkat edin. Vay be, tam bir TV sunucusu oldum. Şuraya da arkadaşlar böyle masa koyacağım ve bu masaların üzerine arkadaşlar bir sürü bilgisayar koyacağım. Çünkü burası bir televizyon stüdyosu. Burası bir arkadaşlar video stüdyosu. Şöyle bir tane koyduk arkadaşlar. Bir tane sağ ekran, bir tane sol ekran.
Tam 4 tane ekran koydum abi. Hatta o da yetmez abi. Şöyle bayağı bir ekranda koyalım. 1, 2 yok sığmadı aslında. Ha tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekranlı stüdyo. Adamın gözü bozulur ya burada. Çok fazla ekran var. Neyse arkadaşlar tamamdır. Stüdyomuz hazır. En üst katına canım ailem balkon yapacağım. Evet yanlış duymadınız. Bildiğiniz balkon yapacağım arkadaşlar. Ya bence bu evin arkadaşlar bir balkonu olmalı yani. Sizce de olmamalı mı? Bence olmalı arkadaşlar. Hemen balkonumuzu şöyle tasarlayalım. Balkon dediğiniz arkadaşlar dışarıya doğru böyle çıkık olur Ferit Dairesi. Hemen arkadaşlar balkonumuzu tasarladık. Hemen balkonumuzun etrafını Ferit Dairesi çitlerle de kapatalım arkadaşlar. Sonra aşağıya düşmeyelim. Balkonumuzu hemen arkadaşlar sandalye koltuk atalım. Tamamdır canım ailem. Tabii ki de bu masanın üzerine Ferit Dairesi ne yapacağız biliyor musunuz? Çay koyacağız. Allah çayı düşürdüm. Şöyle arkadaşlar çay seti de koyalım. Balkonda arkadaşlar çay içilebiliyor burada. Şöyle dekor olarak arkadaşlar çiçekler ekleyeceğim. Of tam bir balkon oldu valla. Şurada arkadaşlar çiçek ekleyelim. Şuraya da ekleyelim. Tamamdır. Evet bütün misafirlerimi balkonuma bekliyorum. Çay partimiz hazır. Bakın çay partimiz. Belki çok az kaldı. Bitmek üzere. Bitmek üzere mi Tarık? Tamam kardeşim bitebilir yani. Neden bitmesin ki? Haber vereyim dedim. Allah Allah ne haberi Tarık ya? Tamam bitirebilirsin yani. Ne olacak ya? Arkadaşlar bu arada bu balkonumuzun hemen yanına buraya arkadaşlar böyle bir spor salonu yaptım arkadaşlar. Yani yerden istifade. Burası birazcık boş görünüyordu arkadaşlar. Böyle dumbbell'lar falan ekledim arkadaşlar. Bence mükemmel durdu. Bakalım başka ne ekleyebilirim? Burada arkadaşlar bilardo ekleyeceğim. Bakın burada bir boşluk var. Tamamdır arkadaşlar bakın. Bilardo masamız var. Burada dumbbell'larımız var. Burada arkadaşlar halter setimiz var. Spor salonu ile balkonumuz birleşik. Neyse neredeyse 3 katı da tamamladık Ferit Dairesi. Stüdyomuz var. Müzik stüdyomuz var. Burada mutfağımız var. Hamla burada çıkıyor evimiz var. Daha ne istiyorsun? Çok uzakta bir vaktimiz kaldı. Eyvah Tarık ciddi misin kardeşim? Evet. Vallahi ben de tamamlayamadım. Tüy be kardeşim ya tüy. Ben tamamladım bitmek üzere. Seni yeneceğim. Tarık arkadaşlar benim evi tamamlayamadığımı zannediyor. Tam bir keriz. Ben de evin kapısını arıyorum şimdi. Acaba kapıyı nereye yapsam diye. Acaba evin girişi nereden olsun arkadaşlar? Kafam çok karışık. Buradan olabilir mi Ferit Dairesi? Mesela burası. Oo burası olabilir aslında bakın. Burası fena değil. Başka neresi olabilir arkadaşlar? Şu önden yapabilir miyiz? Önden yapamayız ya. Mutfak var burada. Aslında arkadaşlar şunları kırsak şuradan olabilir biliyor musunuz? Of hem de mükemmel oldu. Hemen arkadaşlar şuraya iki tane kapı ekleyeceğim arkadaşlar. İkişer tane. Tabii ki de bu kapıları beyaz ekliyorum arkadaşlar. Temayla uygun olsun bakın. Çok sırıtmıyor. Hemen şöyle merdiven de koyacağım arkadaşlar. Tamamdır canım ailem. Mükemmel oldu. Sanki bu etrafı birazcık boş kalmış gibi arkadaşlar. Ben buraya bir de bahçe yapacağım Ferit Dairesi. Belki garaj da yapabilirim. Şöyle etrafı çimlendirelim canım ailem. Çimlendikten sonra da birazcık ağaç çekeceğim arkadaşlar. Şöyle ağaç çekelim. Tamam. Oo mükemmel oldu arkadaşlar. Ağaçlık doldu be. Gözüm gönlüm açıldı vallahi. Neydi öyle taştan arkadaşlar ya. Taş gözüküyordu sadece. Hiç güzel durmuyordu. Bu arada arkadaşlar size iyi bir haberim var. İzleyin abi. Burası benim garajım olacak. Ve bu da benim arabam Ferit Dairesi. Bakın arabam nasıl arkadaşlar. Evim aynı tabada. Şibiri dop tuvalet arabası. Garajı kapalı yapmayacağım arkadaşlar. Eğer kapalı garaj yaparsam abi çok sırıtır. Güzel durmaz. Bence süper durmaz arkadaşlar. Böyle daha iyi bakın. Of çok iyi oldu ya. Tarık var ya bunun %1'ini bile yapamaz. Ben onu anlamadım. Şey dedim Tarık. Tarık iyi yapmıştır dedim. Anladım. Teşekkür ederim. Önemli değil Tarık'cığım. Ne demek yani seni övdüm kardeşim. İyi sağ ol. Kapşal Tarık onu övdüğümü zannediyor. Neyse abi ben bu arada helikopter pisti de yapacağım arkadaşlar. Yani niye helikopter pisti yapmayayım ki arkadaşlar. O kadar ev yapmışım. O kadar arkadaşlar şimdi bop tuvalet yapmışım. Bence benim bir helikopter pistini hak ediyorum arkadaşlar öyle değil mi? Tamamdır canım ailem helikopter pisti tam kafamın üstünde oldu. Hemen arkadaşlar buraya helikopterimizi koyalım abi. Mükemmel bir helikopter koyacağım izleyin şimdi. Tada! Karşınızda koltuk helikopter. Bakın Ferit Dairesi konforlu bir şekilde uçuş keyfi. Buna bakın ya. Çok iyi arkadaşlar gerçekten çok iyi. Minecraft'ta böyle bir helikopterin olması şahane arkadaşlar. Bu ne ya bu nasıl bir şey böyle? Tamamdır helikopterimiz de hazır arkadaşlar helikopter pistimiz de hazır. Tabii ki de bu pistin girişini yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle evin içerisinden bu kafa odamdan arkadaşlar şöyle merdiven çekiyoruz. Buranın dışarıdan gözükmemesi için canım ailem buraya böyle sahte bir tuzak kapısı koyacağım ve bunu böyle gizleyeceğim. Bakın
arkadaşlar. Çok gizli oldu. Evet, çok kısa bir süre kaldı. Çok kısa bir süre mi kaldı? Eyvah arkadaşlar. Hemen abi burayı değiştireceğim. Burası arkadaşlar garaj değil, uçak pisti olacak arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız Ferit ailesi. Hemen burayı değiştirelim abi. Uçak pistine çevirelim. Çorbayı da kıralım. Tamam, topla şunları, topla abi ya. Buraları ne böyle abi, öyle çimen oldu ya. Evet canım ailem, hemen uçak pistimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz buraya ufak bir havalimanı yapıyorum. Feridet Havalimanı, Feridet Uçuşları, Feridet Airlines. Hemen uçağımızı koyalım arkadaşlar. Vatana millet hayırlı olsun abi. İlk uçağımız hazır görmüş olduğunuz gibi. Böyle arkadaşlar buradan istediğin gibi uçağımı uçup geri inebileceğim. Burası ufak bir havalimanı. Araba garajım için bu kadar büyük bir yere gerek yok arkadaşlar. Arabalarımı buraya koyabilirim abi. Bak, iki tane araba koyacağım hatta. İki tane, hatta üç tane koyayım abi. Üç tane sığıyor arkadaşlar. Üç tane araba sığıyor. Daha ne yapayım yani? Aa, arkadaşlar yapı kavuşması bitti. Ooo, seninki çok güzel olmuş. Aa, Tarık seninki benimkinden daha büyük. Bakın arkadaşlar, Tarık'ınki benimkinden daha büyük yapmış. Oo, Tarık balkonu böyle yapmış arkadaşlar. Evet, mantıklı. Tarık'ın bu arada iki tane girişi var. İlk girişten girelim. Bakın burnundan giriyoruz Tarık. Şöyle arkadaşlar aşağı iniyorsunuz. Oo, burası bayağı büyük. Bu ne Tarık ya? Şurayı bir dekor etseydin. Bu ne kardeşim ya? Ne anlam var şimdi bu köylünün burada? Neyse, sifon tarafına bakalım. Sifon tarafına bir şey yapmamış abi. Direkt su koymuş. Oo, seninki güzel olmuş. Teşekkür ederim Tarık. Seninki de fena olmamış kardeşim. Her neyse canım ailem, bir videonun daha sonuna gelelim. Yorumlarda oynayın arkadaşlar. Hangimizin şibidi tuvalet daha iyi olmuş? Tarık'ın kimi? Yoksa benim kimi abi? Yorumlarda oynayın canım ailem. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Sağda sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola giden çıkan videoya. Lütfen tıkla Ferit ailesi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.